Evet, gerçekten bu özellikle suistimali olan ürünlerle, ilaçlarla ilgili çok sıkıntı oluyor. Uyuşturucu madde içeren, alışkanlık yapan madde içeren ilaçlarla ilgili gerçekten güvenlik sıkıntısı da yaşıyoruz. Çok fazla ortada hasta dolaşıyor. Hekimleri de bu konuda maalesef biraz bize destek olmuyorlar. Bu ilaçlar semptomatik tedavide semptomları giderir. Yani tedavi edici özelliği yok çoğunun ama tabii kullanan kişiler bunu zaten suistimal için kullanıyor. 3 tane 5 tane alkol ile alıyor. İşte kafa yapsın diye ya da farklı şeyler olsun diye uyuşturucu etkisine yakın bir etki edinmek için. Biz bunları tabii ki çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Güvenlik sıkıntısı yaşıyoruz. Nöbetlerde çok geliyorlar. Mesai saatlerinin özellikle sabah erken ve gece geç saatlerde yani akşam kapanmaya yakın geliyorlar. Çok da zorluyorlar. Bazen tehdit ediyorlar, bazen zorluyorlar. Emniyetten bu konuda çok büyük yardımlar alıyoruz. Emniyet müdürümüzü sık sık ziyaret ediyoruz bize bu konuda yardımcı olmaları için. Ama tabii sonuçlanıyor mu derseniz sonuçlanıyor. Ufak tefek bazı şeyler kamuoyunda yansımayan sıkıntılar yaşamıyor değil. Yani daha önce hastane karşısında, devlet hastanesinin karşısında ve eczaneye bıçak çekip de gelen kişiler de oldu. Bizim buralarda raflarımızı işte vurup, yumruğuna vurup cam olduğu için hani kıran eden de oldu. Ama bunlar tabii çok fazla şey yapma şansına sahip olmuyor. Ki meslektaşlarımız biraz tabii ki çekiniyorlardı. Çünkü zaten o anda aklı, şuuru yerinde olmuyor insanların. Bu konularda problem yaşıyoruz, yaşamıyor değiliz. Ama tabii biz hizmet vermek zorundayız gelene gidene. Mümkün olduğu kadar bu konuda gerçek ihtiyaç sahibine hizmeti vermeye çalışıyoruz. Kişilerle ilgili eğer sıkıntı varsa güvenlik görevlilerine telefonla arayarak şey yapabiliyoruz. Düzenli olarak emniyete zaten nöbetçi eczanelerimizi ve mesailerimizi bildiriyoruz. O konuda da onlar sağ olsun bize destek oluyorlar ihtiyacımız halinde. Tabii yine de hassasiyet gösterme konusunda sık sık onlara hatırlatıyoruz. Şöyle, eczanede aslında bakarsanız resmi olarak tansiyon ölçümü, kan şekeri ölçümü vesaire bunlar enjeksiyon hepsi zaten yasak olan şeyler. %90'da yapmamaya çalışıyoruz ama ilk yardım da bunlardan bir tanesi. Çünkü steril bir ortam yok, şey yok. İster istemez bazen bilemiyoruz tabii. Kesik diyor, şey diyor, geliyor. Gazlı bez, batikon, tentür diyor ya da ilk yardım malzemesi alıyorlar ama genellikle zaten darpa ya da bu tarz yaralanmalar uğrayan kişiler bize gelmiyor. Kendileri gelmiyorlar. Onlar da biliyorlar özellikle. Yani gerçek anlamda kazaya uğrayan zaten direkt acil servise gidiyor. Hizmetini alıyor orada. Orada her şekilde şeyini yapıyorlar. Gereken müdahaleyi yapıyorlar. Eğer bir emniyete, asayişe gerek duyulan bir vaka olduğunda da zaten kendisi gelmiyor çoğunlukla. Ama gelen kişi evde düşürdü, bardak mı kırdı da ki elini kesti ya da ne yaptı onu bizim bilmeye de görme şansına sahip değiliz. Gaz ve saygımız gibi alıyorlar ama yani şu ana kadar öyle bir sakıncamız ya da bize meslektaşlarımızın aktardığı bir sıkıntılı durum olmadı. Eğer böyle bir durum olduğunda zaten biz de emniyete böyle böyle bir şey var olduğunu bildiriyoruz. Onlar da bunun arkasından düşüyorlardır herhalde. Şimdi şöyle, az önce aslında onu da bahsettik gece nöbetlerle ilgili. Özellikle büyük şehirlerde, gerçi şimdi Tekirdağ da büyük şehir ama İstanbul, Ankara ve benzeri yerlerde gece 12'den sonra eczaneler kepenklerini kapatıyorlar. Ve orada bir satış alanı var, pencere var, oradan satış yapıyorlar. Şimdi biz bundan 3 sene önce falan bir Çorlu'da bir meslektaşım geldi dedi ben böyle böyle yapmak istiyorum. O da bir gasp olayı olmuştu daha önce korkmuş. Böyle böyle yapmak istiyorum. Kepengim de uygun. Pencereyi de açtırdım bir oradan şey yapabilir miyim? Olabilir dedik tabii ki neden olmasın. İnanmayacaksınız ama ertesi günü 3 tane şikayet dilekçesi geldi. Şimdi alışık değil insanlar tabii. Çok farklı görüyorlar. Yani hayvanat bahçesinde gibi hissettim kendimizi. Niye bize böyle bir muamele yapılıyor diye. Ama karşısındakinin yerine koymuyor. Herkes kendisini kendisi gibi biliyor. Art niyetli gelen insanları tabii ki önlemek mümkün değil. Ha bu şöyle olabilir. Yani bugün kar, yağmur, çamur olduğunda da zaten kimse öyle bir durumda insanları bırakmaz beklemeyle ilgili. O olabilir ama şimdi bizim taleplerimizden bir tanesi bu olaylarla ilgili özellikle yanlış bilmiyorsam kuyumcularda olduğu gibi acil bir buton istiyoruz direkt emniyete şey. Bunu bakanlık düzeyinde de Türk Eczacılar Birliği talepte bulundu. Tabii bu 15 Temmuz'dan sonra bürokratların
ve şeylerin değişmesiyle çok şey durdu. Yeni yeni daha atamalar, görüşmeler yapıyor. Sık sık bu konu hatırlatılıyor ama bakanlık şu an için o konuda birebir net bir şey yapamayacak ama bir çalışma yapabileceklerini söylediler. Öyle bir sistem olmadan bu konuda gerçek eczanede gerçek bir önlem alınması mümkün değil. Sessiz çalışan, karşı tarafa anında acil sinyalini gönderebilecek bir sistem oluşması lazım. En azından belki o sırada oyalarsınız, edersiniz, şey gelebilir. Ama onun haricinde biz düşündük, güvenlik görevlisi tutalım dedik. Özel güvenlik şirketleri var. Tabii bunların hepsi de bir yanında bir maliyet getiriyor. Sonuçta zaten bugün baktığınızda eczane karlılıkları fiyatların düşmesiyle beraber, karlılığın azalmasıyla beraber gittikçe eridi. Bunu karşılayabilecek toplantılarımızda, meslektaşlarımızla paylaşıyoruz bunu ama oda olarak da böyle bir zaten bunu kaldırmak gibi bir bütçeye sahip değiliz. Çünkü 11 ilçemiz var. Bu 11 ilçede her akşam ortalama 14-15 eczane nöbet tutuyor. 14-15 eczaneye bu hizmeti götürebilmek maliyeti de oda da karşılama şansı var. Eczaneler de yapmaya kalktığımızda tabii bu sigortasını getiriyor yanında bir sürü şeyi getiriyor. Şu an için onu da biz de katlanmak gibi bir şansa sahip değiliz. Meslektaşlarımız da bunu bir kısmı istiyor, bir kısmı istemiyor. Ama hem dediğim gibi İçişleri Bakanlığı bünyesinde Türk Eczacılar Birliği'nin girişimlerine yapılacak bir uygulama işin daha çözümsel olacağını düşünüyorum.